Cinlere hükmeden tek peygamber olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı. Hristiyanlık ve Yahudilikte sadece kral olarak addedilen Hazreti Süleyman, İslam dinine göre en güçlü peygamberlerden biridir. Hazreti Süleyman'a yeryüzünde hiç kimseye verilmeyen bir saltanat verilmiştir. O kuşlarla konuşmuş. O cinlere hükmetmiş ayrıca cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan oluşan bir orduya komuta etmişti. Rüzgarlarda onun emrine verilmişti. Hazreti Süleyman Gazze'de doğdu. Babası Hazreti Davud aleyhisselam vefat ettiğinde 12 ila 13 yaşlarındaydı. Babası gibi önce hükümdar, sonra peygamber oldu. Dünyaya hakim olan dört kişiden biridir. Hazreti Süleyman'ın babasına varis oluşun hem süresinde geçmektedir ve babasının kendi yerine onu seçmesiyle ilgili çeşitli rivayetler nakledilmiştir. Allah, Hazreti Davud'a 13 soru göndermiş ve bu soruları oğlu Süleyman'a sormasını istemiş. Şayet bunları bilirse kendisinin yerine geçeceğini Hazreti Davud'a bildirmiş. Hazreti Süleyman aleyhisselam da soruların hepsini doğru şekilde cevaplamıştır. Tahta çıktığı zaman babası Hazreti Davud'un Kudüs'te yaptırmaya başladığı Mescid Aksa henüz tamamlanmamıştı. Hazreti Süleyman emrindeki cinleri çalıştırarak Mescid Aksa'nın kısa bir sürede tamamlanmasını sağladı. Ve Rabbim beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın diye dua etti. Bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları emrini verdik buyurulmuş ve Allah Teala işte bu bizim bağışımızdır, ister ver, ister elinde tut, ifadesiyle yetkinin tamamen kendisinde olduğunu belirtmiştir. Bu duayı kabul eden Yüce Allah, Hazreti Süleyman'a tarihte benzerine rastlanmayacak görkemli bir hükümdarlık bahşetti. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu, döneminin göz alıcı sanat sarayı ile o, benzeri görülmemiş bir mülkün hakim oldu. Süleyman Aleyhisselam'ın kimsenin muktedir olamayacağı güçlerin kendisine verilmesini istemesi, tefahür övünmek için değildi. Zamanındaki zalim padişahları zelil etmek içindi. Çünkü devrindeki padişahlar, gurur ve kibir içinde zulmediyorlardı. Şeytanlardan bir kısmı, Hazret Süleyman'ın emriyle büyük binalar, mestitler, saraylar, resimler, havuz gibi çanaklar, sabit büyük kazanlar yapıyorlardı ki, bu işleri yapmaya insanlar güç yetiremiyorlardı. Bu şeytanlardan bir kısmı da, denizden çeşitli nimetler, cevherler ve ancak denizde bulunabilen güzel eşyalar çıkarıyorlardı. Bir sefer esnasında ordularıyla birlikte Karınca Vadisi'ne gelen Hazreti Süleyman. Bir karınca şöyle dedi, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, aman, Süleyman ve ordusu farkına varmadan size ezmesin.'' Onun bu sözünden dolayı Hazreti Süleyman neşeyle gülümsedi ve ''Ey Rabbim, dedi, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Hazreti Süleyman'a kuş dili öğretilmiştir. Sefer esnasında Süleyman aleyhisselam Hüdhüd adlı kuşu aramış ancak görememişti. Hüdhüd yerin altındaki suyu görür ve mesafesini tespit edip bildirirdi. Bu sırada Hüdhüd, Sebe Krallığında Belkıs'ın sarayındaydı. Belkıs, Sebe Krallığı'nın melikesiydi ve büyük bir ordu ile muhteşem bir hazineye hükmediyordu. Hüdüt Sebe Krallığı'nda dolaşıp Süleyman Aleyhisselam'ın yanına döndü. Gecikmesinin sebebini söyledi. Büyük bir tahtı olan Belkıs'la karşılaştım. Onun ve kavminin güneşe secde ettiklerini gördüm. Süleyman Aleyhisselam, doğru mu yoksa yalan mı söylüyorsun bunu göreceğiz, dedi ve bir mektup yazarak Hüdüt'e bunu Belkıs'ın sarayına götürmesini emretti. Hüt hüt Emre uyarak mektubu saraya götürdü ve Belkıs'ın odasına bırakıp geri döndü. Belkıs, odasında bulduğu Süleyman'ın mektubunu açtı ve okudu. Sonra kavminin ileri gelenlerin şöyle seslendi. Bana çok önemli bir mektup bırakılmış. Süleyman'dandır. Mektubuna Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı gelmeyin, teslim olun diyor. İleri gelenler, düşün, kararını ver, neyi emredersen onu yapalım, dediler. Belkıs, hediye göndereceğini söyledi. Elçiler Süleyman Aleyhisselam'ın karargahına ulaşıp hediyelerini takdim ettiler. Ancak Süleyman Aleyhisselam hediyeleri kabul etmemişti. Bunun üzerine Belkıs Hazreti Süleyman'ın karargahına doğru yola koyuldu. Nihayet varmalarına az bir mesafe kala Süleyman Aleyhisselam çevresinde bulunanlara: "Onlar gelmeden önce hanginiz Belkıs'ın tahtını bana getirebilir?" diye sordu. Allah tarafından verilmiş bir ilmin sahibi olan Asaf bin Beria sen daha gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim." dedi. Süleyman Aleyhisselam hemen o anda Belkıs'ın tahtını kendi tahtının yanında buldu. "Bu Rabbimin bir lütfudur." diyerek secdeye kapandı. "Tahtı Belkıs'ın tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gelince kendi tahtı olduğunu fark edebilecek mi?" Belkıs ve Sebe krallığının ileri gelenleri Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna vardılar. Belkıs çok şaşırarak: "Bu taht tıpkı benim tahtım gibi." Fakat ben onu surların içinde bırakıp gelmiştim. Onu koruyan binlerce asker vardı. Buraya nasıl gelebildi? Dedi. Süleyman aleyhisselam cinlere, Belkıs gelmeden önce, onu ağırlamak için bir saray inşa etmelerini de emretmişti. Sarayın avlusunun tabanını billurdan yaptırmış, altından sular akıtmış ve içine balıklar koyurtmuştu. Süleyman aleyhisselam köşke kadar eşlik ederek Belkıs'ı içeri buyur etti. Belkıs avluyu görünce derin bir susandı ve kaftanının eteğini topladı. Süleyman aleyhisselam zeminin billurdan yapılmış şeffaf bir döşeme olduğunu izah etti. Bütün bu yaşadıkları Belkıs'ı derinden sarstı. Tevbe edip Allah'a yöneldi. Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Hazreti Süleyman daha sonra Belkıs ile evlendi. Hazreti Süleyman'ın krallığının ihtişamının ve zenginliğinin bir kaynağı da bakır madeniydi. Kur'an'da erimiş bakır madeninin onun için sel gibi akıtıldığı belirtilmektedir. Fenikeli ustaların Hazreti Süleyman için inşa ettikleri Etsyon Geber Limanı'nda çağımızda gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bakır dökümhanesi bu gerçeği doğrulamaktadır. Hazreti Süleyman'ın, Araba Vadisi'nden çıkartıp işlettiği bakır madeni onun döneminde önemli bir ihraç ürünü olmuştur. Süleyman Aleyhisselam Akabe Körfezi'nden Fırat kenarına kadar 40 sene adaletle hüküm sürdü. Diğer hükümdarlar da kendisine bağlılıklarını bildirdiler. Ticaret gemileri yapıp Kızıl Deniz ve Umman Denizi'nde ticaret yaptırdı. Rüzgar onun emrine verilmişti. Rüzgara binip dilediği yere tahtıyla birlikte kısa zamanda giderdi. Makamına oturduğunda ve meclis kurduğunda kuşlar üzerine gelip kanatlarını yan yana gelerek bir bulut gibi gölge yaparlar, güneş ve yağmurdan korurlardı. Süleyman Aleyhisselam beyaz tenli, güzel, nur yüzlü, saçı sakalı gür olup beyaz elbise giyerdi. Çok edevli, hep Allah'tan korkar, alçak gönüllü, yüksek şanlıydı. Miskin ve fakirlerle oturur. Miskinin miskinlerle oturması uygundur. Buyururdu. Ömrünün son anına kadar Allahü Teala'nın takdir ettiği izzetle insanları doğru sevketti. Herkes tarafından sevilmiş olup hiç kimse onun söylediklerine itiraz etmiyor ve onun emri dışına çıkmıyordu. Süleyman aleyhisselam, bir gün yapılmakta olan büyük bir sarayın inşasını kontrol etmeye gitmişti. Bu bina bir su kıyısında çok heybetli bir saraydı. Ustalar, işçiler, cinler sarayın tamamlanmasıyla meşguldüler. Sarayın balkonuna çıkıp kendisini yalnız bırakmalarını, hiç kimsenin yanına yaklaşmamasını emretti. Sonra da balkonun kenarında hastasına dayanıp durdu ve etrafı seyrederek tefekküre başladı. Bu sırada ömrü bitip, eceli gelmişti. Azrail aleyhisselam gelip, şu an dünyadaki hayatının son anıdır, dedi. Süleyman aleyhisselam, Allahü Teala'nın takdiri her ne ise o haktır. Rabbime hamdolsun ki, asla kimseye zulmetmedim. Rabbimin emrine itaat etmekte gecikmedim. Herkesin dönüşü Allahu Teala'yadır. Görevlendirildiğin emri yerine getir, dedi. Süleyman aleyhisselam asasına dayandığı halde ayakta vefat edip, uzun bir müddet öylece kaldı. Saray inşasında çalışanlar ise her gün işlerine muntazaman devam ediyor, halk da oraya gelip gidiyordu. Fakat vermiş olduğu emir üzerine hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Nihayet asasının yere temas kısmını güve kurdu yiyip asa kırılınca, cesedi yere yıkıldı. O zaman bu halini görenler vefat ettiğini anladılar. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Sebe Suresi 14. ayette bildirilmektedir. Süleyman Aleyhisselam, Mescidi Aksa'ya Musa Aleyhisselam'dan beri nesilden nesile geçerek gelen Tevrat'ın içinde bulunduğu ahit sandığını tabut Sekine'yi koydu. Çünkü Musa Aleyhisselam ümmetinin alimlerinden Tevrat'ın ahit sandığına konularak muhafaza edilmesini istemişti. Bu durum Mescidi Aksa'nın Buhtun Nasar tarafından yıkılmasına kadar devam etti. Buhtun Nasar Kudüs'ü alınca şehri yakıp yıktı. Mescidi Aksa'da bulunan altın, gümüş ve diğer mücevherleri alıp Babil'e götürdü. Nasr’ın Kudüs'ü yağmalaması esnasında Hatiki Tevrat ve Zebur yakılıp yok edildi. Muhtelif kimselerin hatırlarında kalan ayetlerini yazmaları neticesinde Tevrat isminde birbirlerini tutmayan çeşitli risaleler ortaya çıktı. Milattan yaklaşık 400 sene evvel yaşamış olan Ezra bunları topladı ve şimdiki Adi At Atik'teki Tevrat'ı yazdı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.